İyi ol. Salak şey. Sushi söylüyorum, yersin değil mi canım? Öyle apar topar kalkınca aç kaldık. Anne, biz az önce ne yaşadık, sen farkında mısın? Sushi ne alaka ya? Ne yapayım tatlım, sen söyle. Tamam, Yaman'ın kızıyla kanlı bıçaklısın. Olabilir, herkes sevmek zorunda değiliz. Ama ben çok açım, o yüzden sipariş veriyorum. Şimdi o adam seni işe almaz değil mi? Alır. Alır, merak etme. Yaman hoşlanıyor benden. Ne? Senden mi hoşlanıyor? Ama senin sevgilin vardı. Hem de çok seviyordun onu. Kanada'ya kadar gittin peşinden. Beni yalnız bırakacak kadar çok seviyordun. Tamam, siparişi verdim. Anne, sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum. Dinliyorum güzel kızım. Okan'la ayrıldık. Çünkü ailesinin ona uygun bulduğu bir kadınla evlendi. Hem de benden yaşça daha genç bir kadınla. Anlayacağın, bütün emeklerim boşa gitti. Ayrıca hiçbir erkeği seni sevdiğim kadar da sevmedim. Ama beni bırakıp gittin. Ama bunları konuştuk. Hı? Adam zengindi. Hayatımızı garantiye almaya çalışıyordum. Kendim için değil, bizim için. Baban nafaka vermiyor. Bu evden de başka hiçbir şeyimiz yok. Babam bana harçlık veriyor. Harçlık. Ne kadar bonkör bir adam. Senin harçlığın bize yeter mi? Hı? Sen o kızın babasıyla mı evleneceksin anne? Ben nefret ediyorum o kızdan ya. Tamam, o zaman biz de şöyle yaparız. Ben o kızın kötü üvey annesi olurum. Bulaşıkları yıkatırız, baloya götürmeyiz. Pirinç falan ayıklatırız. Yani şimdi sen böyle söyleyince benim çok hoşuma gitmeye başladı. Gıcık şey. Böyle camları falan silsin, tırnağıma hoca falan sürsün. Yapsın valla. Senin sevgilinle asılmak neymiş görsün o pis kız. Çok tuhaf bir kadınsın anne ya. Sen de benim bir tanemsin. Gel buraya. Of, güzel kızım benim. İyi ki doğurmuşum seni. Oh. İyi ki geldin. Canım. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.